Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz mutfağından fasulye diplesi yapıyorum. Öncelikle yemeğimin hazırlıklarını yaparak başlıyorum. Fasulyeleri güzelce yıkadıktan sonra kevgire aldım ve uç kısımlarını kopartarak temizledim. Yemeğimde kullanacağım bir büyük kuru soğanı yemeklik olarak doğruyorum. Diplemde kullanacağım bir çay bardağı pirinci nişastası gidene kadar güzelce yıkadım ve üzerine sıcak su alarak 20 dakika dinlendirmeye aldım. 2 tane büyük domatesin kabuklarını soyuyorum ve doğrayarak hazırlıyorum. Daha önce denemediyseniz taze fasulyeyi bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Beğeneceğinize inanıyorum. Ön hazırlıklarım bittiğine göre şimdi artık yemeğimi pişirmeye başlayabilirim. Tencereme sıvı yağ alıyorum ve doğradığım soğanlarımı ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Soğanlarımı hafif öldürdükten sonra şimdi doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatarak bir müddet domatesler eriyene kadar pişirmeye bırakıyorum. Bu arada ben de taze fasulyelerimi doğrayarak hazırlıyorum. Domatesler biraz suyunu salınca taze fasulyelerimi de tencereye ekliyorum. Bir iki kez karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatarak sebzelerin kendi suyunda pişmesini sağlıyorum. Arada bir kontrol ederek karıştırıyorum. Ve tuzunu ilave ediyorum. Karabiber ekliyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Bu şekilde fasulyeler diriliklerini kaybedip rengi değişene kadar pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yemeğime henüz su eklemedim. Bazen fasulyenin cinsine göre çok çabuk yumuşuyor. Kontrol ederek diriliğini ayarlıyoruz. Fasulyelerin yarı kıvamda pişmiş olması gerekiyor. Fasulyelerimi kontrol ettim ve yeteri kadar yumuşamadığını görünce kaynar su ilave ettim ve bir müddet daha pişirmeye bıraktım. Fasulyelerimin rengi değiştiler ve artık yumuşamaya başladılar. Şimdi sıcak suda demlendirdiğim pirinçlerimi üzerine ilave ediyorum. Pirinçleri karıştırmıyorum. Yalnızca üzerine yayılmasını sağlayacağım. Pirinçlerim üzerine yaydıktan sonra şimdi yarım su bardağı bulgur ilave ediyorum. İsterseniz sade pirinçle de yapabilirsiniz. Ama ben bugün bulgur da ilave etmek istedim. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Tuzunu ilave ediyorum. Karabiber ekliyorum. Ve biraz da pul biber ekledim.
Şimdi üzerine geçecek seviyede kaynar su ilave ediyorum. Fasulyeler zaten yarı kıvamda pişmişlerdi. Şimdi bulgur ve pirinçlerle birlikte tamamen pişmesini sağlayacağım. Ve tenceremin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Tamamen suyunu çekene kadar pişiriyorum. İsterseniz tercihinize göre çok az sulu da bırakabilirsiniz. Bir müddet daha pişirdikten sonra ben tenceremi ocaktan alıyorum. Şimdi yemeğimin üzerine yakmak için tereyağı hazırlıyorum. 2 çorba kaşığı tereyağı tavada eritiyorum. Çok fazla yanmasına müsaade etmeden tereyağı kızdırıyorum. Tereyağın güzel kokusu çıkıyor. Tereyağım da hazır olduğuna göre artık yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Yemeğimi güzelce karıştırıyorum. Ve 5-10 dakika dinlendirdikten sonra diplemiş servise hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.